Hepinize selam dostlar, ben Poyraz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Osmanlı hayalimizi, Osmanlı kurma hayalimizi devam ediyoruz. Geçen videoda arkadaşlar, hatta yayında Balkan'ın yeni lideri olmuştuk ve Ukrayna'ya savaş açıp Ukrayna'yı yok etmiştik. Aynı zamanda Arabistan kıtası ve Afrika'ya da giriş yapmıştık arkadaşlar. Arabistan'ın tamamını ilhak edip Katar hariç Afrika'ya da giriş yapmıştık ve buradaki arkadaşlar Cibuti'nin bize savaş yapması sonucu Cibuti'yi de almıştık ve İtalya ile Libya'yı almak için İtalya ile savaşmıştık ve başarılı olmuştuk. Şimdi arkadaşlar, bu bölümde Kuzey Afrika'daki emellerimizi gerçekleştirmek adına Cezayir, İspanya, Fas'la savaşacağız. Ve ondan sonra güneye doğru ineceğiz ve arkadaşlar büyük düşmanımız olan Rusya'yla bir savaş yapacağız. Evet, diplomasi bug'ı var mı diye baktım. Yok sanırım. Güzel. Şimdi şöyle arkadaşlar, hafiften birazcık mallara yatırım vermiştik geçen yayını, biliyorsunuz. Şöyle onun bitmesini bekleyeceğim abi. Tamamdır, bu kadar yeter. Şöyle kısalım geri. Güzel. Niye bir tane teknoloji puanımız araştırmaya gitsin bakalım. Rusya ile arkadaşlar şimdilik bir şey imzalayabilirim. Çünkü gerçekten hatta gerek yok abi. Şu taraflara belirli bir asker basarsam bence arkadaşlar Rusya'nın bu taraftan tutmasını sağlarız ve biz de alacağımız toprakları, şunları alıp savaşı bitiririz diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar bunu bu bölümde mi yapmalıyım bilmiyorum, ama yapmam da gerekiyor yani. Evet, burada ittiriliyor. Evet, İspanya bana savaş ilan etti. Birazcık dur kanka, ben sana gireceğim nasıl olsa. Yo, kabul de etmiyor. Kaç bin ordun var senin? Yaklaşık bir 40 bin ordu var. Şöyle yapalım o zaman abi. Şimdi biz burada hangi ülkeyi şey yapsak? Libya. Libya'yı vasal salalım o zaman. Şuradan Tripoli, başkent Tayyar'a bir vasalı serbest bırak. Hadi yay da bakayım, gör bakalım. Yani Tunus'u da al abi artık. Al artık Tunus'u. Teşekkür ederim. Tamam. Şimdi bizim asıl yapmamız gereken olay arkadaşlar, şuradan asker basımına başlamak artık. Rusya ile şimdilik bir savunma saldırmazlık paktı pardon imzalayalım bakalım ki bizi arkadan vurmasın kendisi. Şurada hızlı bir şekilde bütün askerlerimi basıyorum. Bütün askerlerimi basıyorum ve İspanya'nın içinden geçmeye geliyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bütün ordularımı bastıktan sonra şuradaki Kartova'ya, Kravoya ve her neyse o kentte toplayacağım. Ve bütün ordularımla kendisi Tunus'a bir çıkarma yollayacağım bakalım. Hafiften toplayalım arkadaşlar. Vars bilmem ne diyeyim, orayı okuyamıyorum, kusura bakmayın. Şuradan tekrar bir asker basımı gerçekleştirelim bakalım. Şurada bir siyahlık var abi. Param bitmiş. O zaman hepsini yollayalım bakalım şu tarafa bir. Param da artsın bu böylelikle. Birazcık da tur geçeceğim. Şeyle de neydi burası? İtalya'yla da barışımız bitmiş arkadaşlar. Güzel. 48 bin. Bayağı bir asker topladık ya. Evet, 100 bin asker topladık arkadaşlar. Bunu Tunus'a atıyorum. Tunus'ta yağma yaptı kendisi. Bir tane 4 tane teknoloji puanım araştırmaya gitsin bakalım. Ve buradan arkadaşlar umarım Tunus'taki çıkarmamla başarılı. Hatta biz işimizi sağlam alalım. Buradan 19 bin orduyu. Hatta başka yerlerde ordum varsa da onları da götüreceğim. Ki yokmuş, tamam, şöyle bekleyeceğim abi 20 bin ordum gelmesini. Güzel. İspanya'nın hemen hızlı bir şekilde savaşacağını düşünmüyordum. Hatta şuradaki bu kentte neymiş? Zvara kentine atalım bakalım çıkarmamızı. Güzel, çıkarmamız başarılı oldu. Şöyle arkadaşlar, arkaya 20 bin olacak şekilde yanlışlıkla tur geçtim. Evet, kendisi şimdi saldırdı. Şuraya bir asker alma yapıyorum. Evet, 15 bin ordu kaldı şurada. Burada kaç? 13 bin ordu var değil mi? Aynen. Evet, burada gerçekten çok bayağı bir güç elde etmiş kendisi. Bu askerlerini de sıfırlamamız gerekiyor bizim. Şöyle arkadaşlar, ben asker basıp geleceğim. Bu sebeple de videoyu keseceğim ve yani askerlerim tam hazır olduğunda da artık savaşa başlamış oluruz. Şöyle hızlı bir şekilde basalım ve bastıktan sonra da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada 362 binlik bir asker bastım ve kendisine şimdi bir çıkarma atacağım ve artık abi buradan atalım bence kendisini. Çünkü gerçekten sıkıntı yaratmaya başladı bize. Param eksiği düşmesin diye şöyle 64 binlik gelire kadar çıkartıyorum.
Şöyle Tunus'un başkentine, pardon Libya'nın başkentine şöyle 170 bin, 156 bin de saldırıyorum kendisine. Bakalım arkadaşlar başarılı olup olamayacağımızı hep birlikte göreceğiz. Şöyle hızlı bir şekilde saldırımıza devam edelim bakalım. Evet, 76 bin var. Şuraya bir destek atacağım abi. Zaten benim istediğim buradaki topraklar. Başka bir şey istemiyorum kendisinden. Şöyle birkaç tur bekleyeceğim. Tamam, o da gelsin. Güzel. Şimdi hızlı bir şekilde saldırıya başlayalım bakalım. Şöyle bu 151 bin. Güzel abi. Güzel. 350 bin orduyla girdik abi. Kendisinin kurtulması imkansız artık benim elimden. Hatta ben İbnelik olsun diye arkadaşlar, gerçekten sırf İbnelik'ini. Şimdi şu tarafa arkadaşlar bir liman yapıyorum ve buradan arkadaşlar Madrid'e giriş yapacağım ve Madrid'de, hatta Madrid değil abi, bunun neresi en nüfusun olduğu en yüksek eyaleti bulacağım bu tarafta. Sanırım şu kent 50 bin, şurası şu 50 bin var, 47 bin, 49 bin, 31 bin. Bakayım şöyle illa bakın bakın. Evet, şurası abi. Şu Granada kentine bir çıkarma atıyorum ve burada arkadaşlar yapabildiğim kadar yağma yapıp bana Tunus'ta verdiği zararın daha yükseğini ona vereceğim. Şöyle 65 bin ordu getirdi o tarafa. Hiç sıkıntı değil. 200 ordum var abi. 73 binle saldırdı. Tamam. 39 bin. Daha fazla ordu kaybetmenin bir manası yok. Şöyle buradaki toprakları alıyorum abi senden. Ve güzel bir barış anlaşmasıyla evimize dönelim bakalım. Güzel. Kendisi kabul etti ki zaten kabul etmesi muhtemeldi yani. İspanya'yı da Afrika'dan attığımıza göre arkadaşlar artık Libya'yı da şöyle annekseyebiliriz. Korumak için vasat almıştık kendisini. Şöyle hızlı bir şekilde annekseyelim bakalım. Hadi abi. Kabul edecektir diye düşünüyorum. Kabul etmemesi için herhangi bir neden yok çünkü İlhak talebi ultimatum gönder. Güzel. Bu arada geçen bölümde hatırlarsanız ki bizim yazımız gitmişti. Şu tarafa falan kaymıştı. Düzelmiş abi bu. Artık gerçekten bütün kıtaların hakim olduk yani. Bir Rusya ile savaşmamız kaldı. Rusya'nın da küçük yazıyor şurada. Çünkü hani Estonya, Litvanya falan da girmişti. Evet, geldi şimdi Rusya'nın yazısı şuraya bak, maşallah. Tamam. Şöyle arkadaşlar, İtalya'da bu arada bayağı yok oldu Rusya tarafından. Rusya İtalya'ya girdiyse sıkıntı abi. İtalya'ya şöyle armağan göndereceğim ki Rusya'yı tutsun abi oradan. Çünkü Rusya'nın daha fazla güç alması demek benim daha kötü bir sonuçla şey almam demek. Bu yüzden İtalya ile bildiğim elimden geldiği kadarıyla yardım edeceğim arkadaşlar. Şuna karşı koalisyon falan kurmam ben. Şöyle İspanya'dan aldığımız toprakları hızlı bir şekilde geri alalım abi. Şey, Yasin'le edelim bakalım. Evet, Libya taraflarında, şu taraflarda Tunus'u daha doğrusu yağma yaptığı için oradaki asimli işlemleri de tekrar yapmak gerekiyor. Pezevenk yağma yapmasaydı daha iyi olacaktı. Evet, şöyle abi. Hadi artık. Hadi artık. Hadi artık abi. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Evet. Rusya ile bir savaş yapmamız gerekiyor abi. İtalya tutuyor. Tamam abi, İtalya'ya yardım yollayacağız abi. İtalya'ya yardım yollayacağız. İtalya yardım istiyor. Yardım, yardım, yardım. Güzel. İtalya ile bayağı bir yardım ettik İtalya'ya. Şöyle yeni teknoloji puanlarımızı Ordu Bakanlığı ve araştırmaya verelim. Araştırmayı fulledik. Evet, Osmanlı İmparatorluğu'na birkaç bölüm kaldı arkadaşlar. Evet, şimdi şuradan Eritre diyorum, Cezayir'i falan da aldıktan sonra artık Osmanlı İmparatorluğu'nu kurarız diye düşünüyorum. Bu arada nüfusu falan sömürdüm abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hatta. Güzel, şöyle 15, 150 bine tamamlayalım abi hızlı bir şekilde kendisini. Gerçekten abi nüfusu sömürdüm Balkanlar tarafında. Çünkü bütün orduyu neredeyse Balkanlarda falan bastım abi. Şöyle her tarafa 10 bin atıyorum ve Cezayir'e buradan atıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bütün askerlerim yerini alsın. Ve ben de keyfime bakayım arkadaşlar. Afrika'nın birçoğunu biz kontrol edeceğiz bu sayede. Şöyle abi her yere 10 bin 10 bin atıyorum ki hiçbir yerden kurtulamasın bakalım. 50 bin askerim daha var. 40 bin. 30 bin, 20 bin. Şuraya da 10 bin at. Bakacağım nereye atmadım, bir yere kesin atmadım. Evet, biri bana savaş ilan etti. Nijerya ve Portekiz bana savaş ilan etmiş. Portekiz'e de şeyi gönder. Evet, ikisi de kabul etti abi. Geri zekalar. Şöyle nüfusu açıyorum ki yatırım artsın abi. Bakalım nereye asker atmamışız. Şöyle bir bakacağım. Şu tarafa asker. Yok, atmışız abi. Tamam, o zaman sıkıntı yok. Cezayir'e şöyle savaş ilan ediyorum bakalım. Şunun ikisini şuraya şöyle yaptım. Bununla buraya attım. Şöyle
şöyle yapacağım. Aynen. Sizi de şöyle saldırtacağım. Sen şöyle, sen şöyle. Hadi bakalım. Cezayir'i Afrika'dan attıktan sonra Osmanlı emellerimizi, Osmanlı hayallerimizi gerçekleştirmeye bir adım daha hazırlanalım. Bir daha adım daha yaklaşalım. Pardon. Güzel, Cezayir'de herhangi bir şekilde zaten şey beklemiyordum abi. Kendisi de zaten dünyanın en kötü oyuncusu, dünyanın en kötü topraklarına sahip. Hiçbir şekilde adam akıllı asker basamayacak. Şöyle bütün ordusu, ordumu burada toplayacağım bakalım. Buranın adı neymiş? Focus kentine toplayacağım. Şöyle arkadaşlar, bunu da buraya, bunu da buraya atacağım. Evet, 128 bin askeri şöyle denize yollayacağım ve Cezayir arkadaşlar kendisini böyle topraktan alacağım. Zaten bir puanmış abi. Bir puanlık toprak varmış yani ellerinde. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bizim, hatta abi dur. Dur. Sen aynen Tunus'a gel abi hatta. Tunus'a gel be abi sen. Şimdi hızlı bir şekilde Asya işlemleri başlatalım. Bu arada dünyanın ikinci süper gücüz. Birinci Çin. Büyük ihtimalle şöyle bakayım. Şuradan abi. Evet, birinci Çin. Nüfus olarak geçmişiz ama bir şeyle geçmemişiz. Bakacağım şimdi ona da. Bakayım abi neden geçmemişiz. Ekonomide geçememişiz. Kendilerine ekonomileri çok güçlüymüş. 2,5 milyon ekonomisi varmış abi adamların. 2,5 milyon nedir yani? 2,5 milyon çok iyi bir ekonomi. Bizim şu an 1 milyon 750 bin. Yani 2 milyon olduk olacağız biz de. Yatırımlarla 2 milyon oluruz abi. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane eyalet gerekiyor. 120 bin. O zaman şöyle her tarafa kaç düşüyor abi? 30 bin düşer herhalde. Doğru matematiğimle. Evet, 30 bin düşüyor abi. Güzel. Şöyle bunu buraya at bakalım. Hızlı bir şekilde yerini alsın bütün askerlerim. Evet, 30 bin orduyla giriyorum. Herhangi bir şekilde kendisinden bir savunma beklemiyorum ama umarım da olmaz yani. Yani olursa saçma olur zaten. Bakalım, 1000 askerle, 4000 askerle saldırdı. Evet, şurada bayağı bir yani 10.000 asker varken falan bayağı düşmüş gördüğünüz gibi. İşte yani oyun abi. Şöyle abi şu kente de saldır. Bekle, sen şöyle şuraya böl, şöyle böl. Sen şöyle git, şöyle git. Güzel. İlerlesinler bakalım. 7.000'lik bir askeri var. Denize bekliyor. Nereye atacak hakkında hiçbir fikrim yok. Buzu atmadı, uğraştırma beni ya. Gel şuraya falan at işte yani. Evet, sizi de şuraya yollayalım bakalım. Oo, 4000'lik bir asker de bizi püskürttü. Oy oy oy. Arkaya attı abi. Şöyle bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. 10.000 geri gitmesin abi. Ya abi nasıl olabiliyor bunu, bana açıklarsan bu arada çok mutlu olurum. Senin bu kadar asker basman olanaksız yani, haberin olsun. Şöyle askerlerimi böleceğim. Evet, yaylı. Şu tarafı aldık zaten. Hatta şu tarafı da aldım. Güzel. Ya oh, az kalsın tur şey yanlışlıkla tur geçiyordum, son anda durdum abi. Şöyle Cebeli Tarık boş ver şimdi, şuraya at bakalım. Evet, şurada 6000'lik bir ordusu kaldı. Seni şuraya, seni şuraya, sen şöyle yayıl, sen buraya gel, sen buraya yardım et, sen buraya yardım et, siz şuradan gidin bakalım. Evet, 4000'lik bir askeri kaldı abi, pek bir şey kaldı söylenemez. Seni şuraya, seni şuraya, seni şuraya yaptıktan sonra artık Fas'ın da sonuna geldik abi yavaştan. Güzel, Fas'ı da çok kolay bir şekilde aldığımızı söyleyebilirim abi. Şuraya yayılacaktır. Bu arada paramız da eksiye düşmüş. Şöyle mallara kapatıyorum. 200'lük bir gelirimiz var artık ve araştırmamız da şey olmuş. Puan paramız bittiği için. Tamamdır abi. Fas'ı da şöyle hızlı bir şekilde ilhak edelim bakalım. 698 olmuş bu arada toplam puanımız vasallaştırma için sadece. Normalde evet, Türkiye'nin toprağı gözükmüyor ama gerçekten çok hızlı büyüdük ya. Güzel, hızlı bir şekilde buradaki tüm toprakları asimile ediyorum. Ve abi evet, biri Hindistan bize savaş ilan etti değil mi? Aynen, Hindistan'da şöyle barışalım abi. Gerek yok Hindistan'la savaşmaya. Kabul etmiyor. Abi neyini kabul etmiyorsun? Hani ne yapmayı düşünüyorsun? Çok merak ediyorum ya. Yok adam kabul etmiyor. Sen Portekiz'den falan şey mi alacaksın şimdi? Pakistan'dan, ne Portekiz oğlum? Pakistan'dan bir şey mi alacaksın yani? Hayır, amacın ne? Bana savaş ilan etmekteki amacını söyle. Vallahi hak vereceğim ya. Vallahi hak vereceğim. Yemin ederim hak vereceğim yani. Bana tek bir neden söyle. Bana tek bir neden söyle. Yemin ediyorum gel işgal et yani. Gel işgal et. Yemin ediyorum bak, tek bir neden söyle. Haklı bulayım. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmayacağım. Bütün topraklarımı sana vereceğim abi. Hiçbir şekilde savunma yapmayacağım. Bak şimdi. Bunu böyle yaptım ya. Bak. Hareket müzakere. Bak nasıl kabul ediyorsun ama.
Nasıl kabul ettin ama? Geri zekalı ülke seni. Seni geri zekalı ülke seni. Sen kimsin? Sen kimsin oğlum? Mayotte ne ya? Mayotte nedir abi ya? Te Allah'ım ya Rabbim, kimlerle uğraşıyorum ya? Evet, yine bu seride de sinirlenmezsek olmaz. İtalya yine ittiriliyor abi. Artık bizim de Rusya'ya girmemiz gerekiyor bence ki Rusya'nın şu an ekonomisi bizden daha kötü durumda. Güzel. Şimdi kendisi Birleşik Krallık'la da savaştı. Birleşik Krallığa da şöyle birazcık para yardımı yapıyorum. Evet, bu arada Rusya şeyi de almış abi şuradan. Evet, İsveç'i de almış. Evet, İsveç almış büyük ihtimalle. Şurada 800'lük ordusu falan var abi. Ben burada birazcık savunma birliği yaparsam, savunma birliği tutarsam bence şu taraflardan ilerlediğimizde bana şey verecektir, şu toprakları verecektir diye düşünüyorum. Şimdi şuradan adam akıllı asker basamıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7. 7 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir dakika, tam hepsini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bin. Yani 280 bin asker basmamız gerekiyor hızlı bir şekilde. Malları tekrar açıyorum. Şimdi 50, 35 bin, tamam. Şöyle abi. Nerede? Bak, istihdam edebilir. Nüfus. Güzel. O Bakü tarafları gayet hoş asker basabiliyormuşuz bu arada. Gayet hoş asker basabiliyormuşuz. Şöyle abi, pek fazla mallardan yemesin. Tamam abi. Şöyle hepsini yeni Yerevan kentinde toplayalım bakalım. Bakalım kaç asker bastık? 42 bin bastık. Güzel. Şimdi neredeyiz abi? Pardon, neredeyiz? Nereden basabiliyoruz? Tekrar İzmir tarafı. Atina ve çevresi. Başka? Balkanlarda zaten pek fazla olmaz. Ay, güzel yatırımlarımız sonuçlanmış abi. Burası tekrar eski haline dönmüş diyebilirim. Şöyle abi, hafif grimsi, hafif kahverengi, şey mavimsi, ne diyorsanız artık. Buradan asker basımına devam edeceğim. Şöyle abi, güzel, bayağı bir asker bastık ya buradan. Şurada da bas. Güzel abi, güzel güzel. Şuraya da bas. Şu iki yerde de bas. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam, hepsini şuradaki Bor kentine toplayalım bakalım. Şöyle abi, sen buraya, sen bir dakika. Hoppa, sen kimsin abi ya? Öf, tamam bak, aldım şu an. Bir de kabul etmiyorsun ya abi, ne bok yiyebileceksin ki? Allah aşkına ya, ne olur gel ya. Ya ne olur gel, ne olur gel ya. Vallahi bıktım ya. Bir de kabul etmiyorsun ya. Sanki engelleyebileceksin. Al abi. Aynen 200'ü, aynen bak. Bak, geri zekalı ülke seni. Seni geri zekalı ülke seni. Kabul et işte, ne boku, ne zorun var abi benimle ya. Geri zekalı ülke. Şimdi bütün topraktan alacağım abi sen. Bütün topraktan alacağım. Sen kimsin? Ben niye herkese savaştayım yine ya? Ben niye herkese savaştayım? Ben niye savaştayım? Ben ne zaman seninle savunma paktı imzaladım acaba? Bu da buraya çıkarma atıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah'ım sen bana akıl, fikir, sabır ver. En tez zamanda ya. En tez zamanda ya. Hala çıkarma atıyor. Allah'ım ya Rabbim, dedireceğim ya. Abi bir salın beni ya. Aman. Aman. Ay. Allah'ım ya Rabbim, sen kimsin ya? Özbekistan. Bana ne oğlum Özbekistan'dan ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne bok yiyeceksen ya, beni niye bulaşıyorsun? Aptal İngiltere. Başlayacağım böyle oyuna ya. Allah Allah, ne salak oyunsunuz, oyunsun sen ya. Te Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah Allah, 20 dakika oldu abi. 20 dakikalık video oldu, şaka gibi ya. Tamam, şuradan ordularımızı toplayalım bakalım abi. Sonra da videonun sonuna gelelim. Güzel, 100 bin de burada bastık. Hatta kim girdi abi? Ay. Sen de gel. Sen de gel abi. Gel. Ben kimle savaştayım? Bu geri zekalı ile mi savaştayım? Gidip peki buradan asker erişim alman abi. Ay, yemin ediyorum ya Resulallah ya. Ama ben ne zaman bu salaklarla şey imzaladım? Ben onu şaşırdım şu anda yani. Ben ne zaman bu geri zekalılarla şey imzaladım? Bak ya.
Harbiden benim niye haberim yok bunu imzaladığımızdan? Tamam bir sal şu tarafı ya Allah Allah. Sanki bir şey yapabileceğin al abi. Allah'ım hala saldırı yapıyor. Gerizekalı ülke seni. Seni gerizekalı ülke seni. Orada 5.000'den, orada 10.000'den fazla ordum var. Sen hala oraya saldırıyorsun. Gerizekalı ülke seni. Yemin ederim gerizekalı kaynıyor. Bak oraya hala saldırıyor. Allah'ım ya. Kendi toprağını kaybettin. Alo. Salak. Hala saldırı yapıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Vallahi gerizekalı bu oyun. Yeter artık ya. Allah'ım hala saldırı yapıyor bana ya. Gerizekalısın sen. Sen gerizekalısın abi. Sen kanına susadın yani. Bütün topraklarını da alıyorum bu arada. Hiç kaçarın yok yani. Hala sal... Allah'ım ya Rabbim bir dur lan. Aa, yeter be. Vallahi yeter ya. Ver şu topraklarını ya. Ya Resulallah ya. Ne bileyim başkent ne burası olsun. Te Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Kimlerle uğraşıyorum ya. Değdim yani savaş. Bu kim abi? Sen kimsin ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Güzel. Hepsini şurada toplayalım abi. Bastığımız askerlerin. Güzel. Şuradaki iki toprağı da asim edelim bakalım. Yine dandik bir oyun abi. Yine böyle bir saçmalık. Güzel. İtalya bu arada comeback atmış. Çok hoş abi. Güzel. Ordum geldi. 235 bin. 250, 260 bin gerekiyordu. Şu taraflara basalım abi. 260 bin ordu tamamlansın. Ve videomuzun da sonuna gelelim. Gerçekten güzel bir video oldu. Gayet güzel ilerleyiş şey yaptık. 258 bin. 260 bin çok hoş. Şöyle abi oyunu kaydediyorum. Evet bu bölümde arkadaşlar Afrika'daki topraklarımızı Afrika'dayı bayağı geniştik. Ve arkadaşlar artık Rusya Savaşı'na odaklanabiliriz. Ondan sonra Afrika'yı alıp Osmanlı'yı kurabiliriz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.